Şimdi ilginçtir Meryem Suresi'nde bir ayet daha var. Önce Hazreti Meryem'i gündemine taşı örnek al rol modelin olsun der. Birkaç ay sonra İbrahim'i de gündemine taşı. Veskür fil kitab İbrahim. Onun özelliklerinden bahseder. Sonra İdris'in, İsmail'in, Musa'nın özelliklerinden bahseder. Bunların hepsini gündemine taşı. Hepsini bunlar seni hepsinde birer hayatın için rol model örnekler var. Seni temsil edebilecek, seni geliştirebilecekler. Sonra işte bunlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği, Allah'ın has kulları idiler. Onlar Allah'ın ayetleri kendilerine tilavet edildi ğinde çeneleri üzerine secdeye kapanırlar yerlere kapanırlar. Gözleri yaşarır diyor. Arkasında çok enteresan bir ayet daha geliyor ve halefe min vadiim halfun Şimdi bunların arkasından öyle bir nesil öyle bir toplum geldi ki yani böyle güzel örnek kulların arkasından onlar hayatını rehber edecek olan öyle bir toplum geldi ki e, namazı zayi ettiler diyor. Eda us -salah geçiyor. Salatı zayi ettiler genel anlamda. Hani başta saydığımız tüm anlamlarıyla beraber onun anlamını zayi ettiler. Ne demek zayi etmek? Yani içini boşaltmak. Namazı terk etmek değil bakın. Tereku de kullanabilirdi Rabbimiz ama eda u diyor. Zayi olmak. İçini boşaltmak. Yani onu kaybetmek. Ama salatı kaybettiler. Yani nama şeyleri var ellerinde, e, hayatlarında ritüel olarak hani içinde beş vakit olarak e, yatıyorlar kalkıyorlar tekbir getiriyorlar işte e, Fatiha'yı okuyorlar telaffuz ediyorlar bilmem dilleri bir şeyler mırıldanıyor ama zayi ettiler kaybettiler yani anlamından bir haberler gafildirler gafil konumuna düştüler. Hatta hatta okuduklarıyla hayatları ters yüz. Yani birbiriyle ters, çelişki içerisinde. Namazda vefa ayetini okuyor ama vefa hayatta vefazlık yapıyor. Namazda söz verme ayetini okuyor ama hayatta sözünde durmuyor. Namazda ne bileyim infak ayetlerini okuyor. Hatta namazda Allah'ın ayetleri okunduğunda kalpleri ürperir. İsmi zikredildiğinde imanları artar. İşte Kur'an'ı tilavet ettiklerinde yerlere kapanırlar, çeneler üzerinde. Gözleri yaşarır. Ama hayatlarında bu yok. Hayatları bomboş. İşte yanlarında olduğu halde hani Kur'an okudukları halde Kur'an'ı mehcur bırakmak ne demekse, namazı, salatı eda ettikleri halde, tabir caizse olumsuz anlamda kıldıkları anlam, kıldıkları halde ve ikame etmedikleri için namazı zayi etmiş oldular. Onlar çok derin bir uçuruma yuvarlanacaklardır diye bizi bize tebliğ ediyor, bize hatırlatıyor, bizi yönlendiriyor, bizi o olumsuz salattan uzaklaştırıyor. İyiliği ayağa kaldırmak anlamında, iyiliğin temsilcisi mümessili olmak anlamında, okuduklarımızın farkında olması anlamında, olmak anlamında ve okuduklarımızın bize yönelik gönlümüze, iş dünyamıza yönelik anlamında olumlu katkıları içerikmesini Rabbimiz bize öğretiyor. Yani namaz üzerinden bize, salat üzerinden bizi eğitiyor, bizi geliştiriyor. Oruç tıpkı oruçta olduğu gibi. Yani orucun maksadı la allekum ta ki takvayı kuşanasınız, takvalı olasınız, sorumluluk bilincini kavrayasınız diye Allah orucu size farz kıldıysa namazı da hem hayatımızı kötülüklerden arındırmak, her türlü fuhşiyattan, olumsuzluktan uzak kalmak hem de Allah'ı gündemimize almak yani Allah'lı, anlamlı bir hayat yaşamanın kodlarını salat üzerinden bize öğretiyor Rabbimiz.